Merhaba, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün bu hafta karşılaştığım bir hastayla ilgili sizlere bir analiz yapmak istiyorum. Hemen burada grafiği açacağım ve ne olduğuyla ilgili size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bakın, meme kanseri tanısı koyuldu. Bu meme kanseri gerçekten illet bir şey. Meme kanseri aslında bizim direkt konumuz değil. Kadın doğumcular bakmıyor meme kanseri. Ameliyatlarını da kadın doğumcular yapmıyor. Meme kanseri ameliyatlarını aslında genel cerrahlar yapıyor. Ama kadın hastalar tam da bu, bakın bu slayta koyduğum 50-59 yaşında bize geldikleri için çoğunlukla hastalar bize geliyor. Bizler de hastalarımızın çoğuna hep hatırlatma yapıyoruz, söylüyoruz ama normal şartlarda bu bir tarama. Yani meme kanseri 8 kadından birinde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri datasına baktığımızda ikinci ölüm nedeni kanser nedeniyle ve sadece 2024'te yaklaşık 300 bin yeni vaka invaziv meme kanseri bekleniyor. Orana baktığınız zaman Amerika'nın nüfusu, Türkiye'nin nüfusu neredeyse 100 bin yeni vaka demek. Ve hastaların %25'i 50 yaşın altında, yani çok genç yaşta hayatı alt üst eden, önlenebilir bir kanser. Ancak benim konum bugün şu, bakın meme kanseri risklerini anlamak. Bizim meme kanseri deyince bizdeki en önemli şey hormon tedavileriyle meme kanseri ilişkisi. Yani biz bir hastaya hormon tedavisi verdiğimizde meme kanseri riski nasıl oluyor, ne oluyor? Bunu anlamak için çok güzel bir British Menopause Society'nin menopozdaki hastalar üzerinde verilen datalar var. Onlarla ilgili yazmışlar. Çok güzel böyle bir infografi var. Bunu bir paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın şimdi 50-59 yaşında 1000 tane kadın alıyoruz. Ama bakın 1000 kadında genel Birleşik Krallığa baktığımız zaman 1000 kadının 50-59 yaşından bahsediyorum. 5 sene içinde kanser gelişecek 23 tanesi. Yani 1000 kadının 23'ü, 50-59 yaş arasındaki 1000 kadının 23'ü 5 sene içinde kanser olacak. Tamam? İstatistik bu. 1000'de 23. Yani o birine geliyor işte yani. Tamam mı? Bu kadınlardan biri. Eğer biz bu yaşlarda kadınlara sıcak basması veya başka bir nedenle hormon tedavisi verirsek, östrojen, progesteron içeren bir hormon replasman tedavisi yaparsak, bakın o 5 sene içinde 23 hasta, 4 hasta daha ekleniyor, oluyor sana 27 hasta. Yani risk 1000'de 23'ten 1000'de 27'ye çıkıyor 5 yıl içinde. Nasıl bir risk? İşte iyi tartılması gerekiyor ilacın. Ama sadece östrojen tedavisi veriyorsak, mesela kime sadece östrojen tedavisi veriyoruz biliyor musunuz? Rahmi alınmış kadınlarda hormon replasman tedavisi çok kolaylıkla veriliyor. Onlarda sadece östrojen veriyoruz. Bakın tam tersine 4 vaka daha az görülüyor bu sefer. Yani hormon kanser riskini azaltıyor, bakın görüyorsunuz burada bu hormonu kullanırsak. Yani bu sefer 1000'de 23 değil, 4 vaka eksildi. Ne oldu? 1000'de 19 oldu gördüğünüz gibi. Doğum kontrol haplarını kullanırsak, ama bu yaşlarda biz doğum kontrol hapları çok kullanmayız. Sadece 4 vaka artışı oluyor. Ama işin bakın trajik yanı şu. Eğer günde 2 ünite, ünite dediğim işte herhangi bir 2 kadeh şarap, 2 kadeh rakı atıyorum bizim ülkemiz için. Düzenli alkol tüketen bir kadın varsa alkol direkt meme kanseri riskini artırıyor. Bakın 5 kadın artırıyor. Yani çok enteresan. Hormon replasman tedavisi 4 artırırken alkol 5 artırıyor. İnanılmaz değil mi? Sigara 3 artırıyor. Çok fazla. Ama daha şok edicisi slide'ın aslında en alt kısmına yakın. Bakın eğer kiloluysa 24 vaka artırıyor. Yani aslında başlı başına kilolu olmak, yani vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması başlı başına meme kanseri riskini 24 ek vaka geliyor. Neredeyse 2'ye katlıyor bakın. Zaten hali hazırda bazal riskimiz 23 vakaydı. 24 vaka ekliyor. Yani alkol, sigara, kilo bunlar meme kanseri için çok kritik, çok önemli. Haftada 150 dakika egzersiz yapmanız bakın 7 vaka azaltmış. Yani sadece 150 dakika yürürseniz haftada, böyle orta şiddetle, yani tempolu yürüyüş, bakın ne yapıyor? Meme kanseri riskini belirgin azaltıyor. Özetle, hormon tedavisinden korkmayalım. Doktorumuzla kontrollü riskleri anlayarak gidelim. O işi biz yapıyoruz. Yürüyelim, kilo verelim varsa fazla kilomuz. Alkol, sigaradan uzak duralım.
Ya düşünsenize ben her gün bunları anlatıyorum muayenehanemde. Her gün vazgeçmeden. Çünkü işte istatistik ortada. Sadece kilo. Ama tabii hekim olarak biz hastaya kilo ver dediğimizde hasta bizden tabii bunu duymak istemiyor çok. Yani bana bir şey yap diyor yani. Zaten kiloyu ben kendim veriyorum diyor. Ama esas bilgi bu. Bakın data bu. Bilimsel data bu. 24 vaka fazla görüyor musunuz? Kilolu kadınlarda meme kanseri olmak iki katı neredeyse. Ve 40 yaşın üzerindeyseniz ne olursunuz bir kadın doğumcuya da genel cerraha ben memelerimi kontrol ettirmek istiyorum deyin. 40 yaşında bu iş başlıyor, tamam mı? Bu kadar. İşte bu hafta karşılaştığım hasta eğer 40 yaşında bu işe başlamış olsaydı 40 yaşında meme kanseri tanısı almazdı. Alsaydı da muhtemelen basit bir tedaviyle, daha kolay bir tedaviyle kontrol altına alınırdı. O yüzden bu datalar, bu konuşma umarım birilerine ulaşmıştır. Videoyu beğenirseniz, beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.